Merhaba sevgili tarihseverler. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün sizlere Anadolu'muzun bereketin ana vatanı olduğunu ispatlayan, dünyadaki ilk tarım anıtı olan İvris Kaya Anıtı'nın önünden sesleniyoruz. Ve işte karşınızda yaklaşık 3000 yıllık dünyadaki ilk tarım anıtı olarak bilinen İvris Kaya Kabartması. İvris Kaya Kabartması'nda doğa tanrısı Tanrı Tarhundas ile Tuvanuva kralı Kral Varpalavas birlikte betimlenmektedir. Geç Hitit dönemine ait en güzel kaya kabartmalarından biri olan İvris Kaya Anıtı, Hitit, Asur, Firik ve Arami eserlerinden örnekler betimlemektedir. Dilerseniz şimdi anıtın detaylarını inceleyelim. Biraz daha yaklaşalım, buyurun. Bu dünyanın ilk tarım anıtında doğa tanrısı, bereketin sembolü olan Tanrı Tarhundas ile onun tam karşısında ona dua eden, bereket için ona dua eden Tuvanuva kralı Kral Varpalavas betimleniyor. Tanrı Tarhundas'ın ayakları yere basmakta ve ayaklarının yere bastığı topraktan bir üzüm asmasıyla buğday başakları yükselmekte. Görüldüğü üzere bir elinde üzüm salkımı, diğer elinde ise buğday başaklarıyla Kral Varpalavas'ın önünde durmaktadır. Geç Hitit döneminin en önemli krallıklarından birisi olan Tuvanuva Krallığı, M.Ö. 738 ve M.Ö. 710 yılları arasında Kral Varpalavas tarafından yönetilmekteydi. Bu arkamda görmüş olduğunuz tarım anıtı ise M.Ö. 720 yılına tarihlenmektedir. Kral Varpalavas tarafından bereket için buraya Tanrı Tarhundas adına bu betimleme gerçekleştirilmiş. Dikkat ederseniz betimlemeye Tanrı Tarhundas oldukça büyük, ona karşılık Kral Varpalavas oldukça küçük betimlenmiş. Bunun sebebi Tanrı'nın yüceltilmesidir. Kral Varpalavas gördüğünüz üzere iki eli havaya dönük bir şekilde Tanrı'ya bereket ve bolluk için dua etmektedir. Buna karşılık Tanrı Tarhundas da ona üzüm ve buğday sunmaktadır. Bilindiği üzere Anadolu'nun en önemli imparatorluklarından biri olan Hitit ülkesi tam bir tarım ülkesiydi. Kral Varpalavas tarımın öneminin farkındaydı ve Tanrı'ya şükretmek, topraklarındaki bolluk bereketin artmasını sağlamak için işte bu açık hava kült merkezinde bu dünyanın tek tarım anıtını yaptırdı. Anıtın üzerindeki Luvice yazıtta, yazıtı Tiamatu isimli bir ustanın yaptığı söyleniyor. Bu yazıtta 3 satırlık bir cümle var, burası önem arz ediyor. Tuvanuva Kralı Varpalavas şöyle söylüyor. Ben hakim ve kahraman Tuvanuva Kralı Varpalavas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tanrı Tarhundas onlara bolluk ve bereket versin. Şimdi sizlere Kral Varpalavas'ın tarıma ne kadar önem verdiğini gözler önüne seren bir hikaye anlatmak istiyorum. Kral Varpalavas, Tuvanuva Kralı, çiftçilikle uğraşıyordu ve oldukça mütevazı bir kraldı. Kardeşi ise altın ve gümüş madenciliği yapıyordu. Kral Varpalavas doğadaki değişikliği fark etti ve çok yakın zamanda bir kuraklık geleceğine dair uyarıda bulundu. Ancak kardeşi bu uyarıyı önemsemedi ve gereken önlemi almadı. O altının gücüne inanıyor ve bunun rehavetiyle davranıyordu. Ve kralın düşündüğü gibi kuraklık geldi. Kardeşi zor duruma düştü. Kabilesiyle birlikte kralın yanına gelerek yanında getirmiş olduğu altın çuvallarını gösterdi. Eşeklere yüklediği altın çuvalları göstererek abisinden buğday istedi. Abisi o çuvallarda ne olduğunu sordu. Kralın kardeşi tabii ki altın dedi. Kral hemen bir çuval altını eşeğin önüne boşalttı. Eşek hiç umursamadı. Bunun üzerine çuvalların içindeki altının değersizliğini şöyle ifade etti Kral Varpalavas. Görüyorsun ya, eşeğin bile yemediği şeyi biz şimdi ne yapalım? Şaşıran ve hiddetlenen kardeşi şöyle söyledi. Ama o altın en değerli maden. Ve işte kralın tarihe geçen cevabı. Altın eğer karşılığında satın alınacak bir şey varsa değerlidir. Düşünsenize, dünyada son bir tas su kalmış olsun. Hangi altın onun değerini karşılayabilir ki? Dünyanın bütün altınlarını verseniz o bir tas suya sahip olabilir misiniz? İşte burada Kral Varpalavas'ın
suyun ve tarımın önemini gözler önüne serdiğini görüyoruz. İşte bu bereketli topraklarda tarım daima yükselmelidir. İvris Çayı'nın kaynağında Koca Burun denilen bu ana kayaya düzeltilmiş bir düzlem üzerine işlenmiş bu İvris Kaya Kabartması. İvris Kaya Kabartması'nın yüksekliği 4 metre 30 santim, genişliği ise 3 metre 40 santim. Su kaynakları geçtikleri yerlere hayat verirler. İşte kurak Ereğli Ovası'nı yemyeşile bürüyen İvris Çayı. Görmüş olduğunuz üzere Koca Burun denilen bu tepeden aniden çıkıvermekte ve bütün Ereğli Ovası'na hayat vermektedir. Bu bereketli alan Hititler döneminde bağ bozumu ve bahar bayramı törenlerinin yapıldığı açık hava kült merkeziydi. Sevgili tarih severler, eğer bir gün siz de buraya gelmek ve bu dünyanın ilk tarım anıtı olan İvris Kaya Kabartması'nı görmek isterseniz Konya'nın Halkapınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olan İvris Köyü'ne mutlaka gelmelisiniz. İvris Köyü'nde sadece bu anıt yok. Bunun dışında muhteşem bir doğa var. Kamp yapabilirsiniz, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Mutlaka gelmelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup takip etmeyi lütfen unutmayın.